Gerçekten iyilik güzeldir. İyilik ekmek güzeldir. İyiliğin karşılığı iyiliktir. Bunu böyle biliyoruz. Dinimiz de bunu emrediyor. Bu güzel hayra tekrar tekrar vesile olan kim varsa Allah kendilerinden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Her yıl geleneksel olarak Kuzey Makedonya'da yaptığımız sünnet etkinliğimize bu senede inşallah yola çıktık. Yarın Allah nasip ederse sünnet programlarımıza başlayacağız. Orada hem sünnet programları hem de değişik etkinlikler yaparak programımızı tamamlayacağız inşallah. Şu anda Sabiha Gökçen havaalanındayız ve yola çıkıyoruz. Programımız hayırlara vesile olsun. Avrupa Yetimeli İnsani Yardım Örgütü Kuzey Makedonya'daki çalışmalarına 4. yılında sünnet şöleniyle devam ediyor. Üsküp'ten başlayan yolculuğumuzda sünnet şöleninin olacağı Suprinica bölgesindeyiz. Türkiye'den gelen doktorlarımız 200'ü aşkın çocuğumuzu burada sünnet edecek. Bölge Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge. Böylelikle İnsani Yardım Örgütü olarak o sosyal sorumluluğunu Avrupa kıtasında özellikle de Balkanlarda yapmaya devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Nizamettin Aygan, Avrupa Yetimeli Geislingen Gönüllü Temsilci olarak şu an Kuzey Makedonya'nın Baskun köyündeyiz. Burada yaklaşık 50 tane yavrumuzu inşallah sünnet edeceğiz. Tabii sünnet programımız pazar gününe kadar devam edecek. Yaklaşık 150 yavrumuzu Allah nasip ederse şu 3 gün içinde sünnet edip sağlıklarına kavuşturmaya. Burada zaten Avrupa Yetimeli olarak 4. senesinde sünnet şölenini gerçekleştiriyor. Geleneksel hale gelen sünnet programı %4 Müslüman olan Makedonya'daki Müslümanların ne yazık ki imkansızlıklardan dolayı da bu sünnet programını gerçekleştiremiyorlar. Hastaneye götürdüklerinde maddi olarak çok yüksek rakamlara takabül ettikleri için ne yazık ki sünnet yapamıyorlar. Makedonya, Usrumca, Bans köyündeyiz şu an. Ve ben de Bans köyün imamıyım. Bu köyde yaklaşık 750-800 yıl arasında hane yaşamaktadır. Müslümanların sayısı yaklaşık 2000 civarındadır. Ve biz de bu köyde hem imamlık hem de Kur'an kursu yapmaktayız. Bu arada kendi köyümüzü çiftçilikle, yani maddi durumunu çiftçilikle kazancını yapan bir köydür. İhtiyaç sahiptir çocuklara, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmekteyiz. Ve bunun yanında hem yetimlere hem de mağdurlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Avrupa Yetimeli Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı toplu bir sünnet düzenliyorlar. Çok mutluyuz. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Güzel Türkiye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günde bulunduğum için çok mutluyum. Hepimiz mutluyuz. Herkes çok mutlu.
Merhabalar, gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Bizler Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Örgütü'nün çalışmalarını uzun yıllardan beri yakından takip ediyoruz. Özellikle Afrika'da yaptı ve büyük deprem sırasında Türkiye'de yaptığı çalışmalarda, saha çalışmalarında birlikte faaliyetlerde bulunduk. Şimdi Kuzey Makedonya'da Müslüman toplumuna yönelik sünnet faaliyeti için ülkede bulunuyoruz. İnsani yardım örgütlerinin sosyal sorumlulukları ve sağ yansımaları çok önemli. Özellikle savaşların, gerginliklerin, kırılganlıkların en üst düzey olduğu günümüzde özellikle Avrupa merkezli, Almanya merkezli Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Örgütü'nün yaptığı çalışmalar sahaya yansımaları daha derin, daha karşılıklı oluyor. Herkese hayırlı günler dilerim. Kuzey Makedonya'dayız. Burada Türk kardeşlerimize sünnet hizmetini vermek için gönüllü olarak geldik. Kuzey Makedonya'da sağlık sisteminde sünnet tedavisi diye bir tedavi yok. Sağlık sisteminde bu tedavi karşılanmıyor. Özel sektörde de bu tedavi çok yüksek maliyetlerde. Avrupa Yetim Eli'nin davetiyle bizler de gönüllü olarak sünnet hizmetini vermek üzere geldik. Buradaki kardeşlerimize hem sünnet işlemini yapıyoruz hem de Yetim Eli Derneği onlara güzel hediyeler veriyor, küçük hediyeler. Bugün 60'a yakın sünnet gerçekleştirdik. Yarın da bir 90 tane yapıp 150 kardeşimize sünnet hizmeti vermiş olacağız. Tüm hastalarımıza şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kuzey Makedonya'dan da Türkiye'ye selamlar olsun. Güzeldir. İyilik ekmek güzeldir. İyiliğin karşılığı iyiliktir. Bunu böyle biliyoruz. Dinimiz de bunu emrediyor. Bu güzel hayra tekrar tekrar vesile olan kim varsa Allah kendilerinden razı olsun. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlarımıza da teşekkür ediyorum bu güzel katkılarından dolayı. Bütün Avrupa Yetim Eli camiasına ve hayırseverlerine Rabbim daha nice güzel hayırlar nasip etsin, hayırlı ömürler versin diyeyim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm. Kuzey Makedonya iş dengeleri açısından çok önemli bir ülke. Hristiyan nüfusun olması, burada Müslüman toplumun güçlenmesi, sahada daha aktif olması çok değerli. Avrupa Yetim Eli Örgütü bu sünnet şöleniyle yine güzel bir çalışmaya imza atıyor. Ve bu desteği her zaman Avrupa'dan, Türkiye'den, Türk halkına almaktayız. Allah sizden razı olsun.